Sharh surasi Makkada nozil bo'lgan 8 oyatdan iborat. Bu surai karima Sharh Alam Nashrah va Inshiroh nomlari bilan ataladi. Hammasi ham suraning 1 oyatidagi Alam Nashrah ta'biridan olingan. Sharh so'zi kengaytirish ma'nosini bildirib, bu oyatda ham Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ko'ksilarini keng qilib qo'ygani haqida so'z ketadi. Sharh surasining boshida Alloh taolo tomonidan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga berilgan ulug' ne'matlar, o'z zotining ko'ksilarini keng qilib qo'yish, gunohlardan pok qilib qo'yish kabilar haqida so'z ketadi. So'ngra payg'ambar alayhissalomning maqomlari bu dunyo va oxiratda yuqori ko'tarib qo'yilgani haqida gapiriladi. Keyin esa da'vat yo'lida tortilayotgan mashaqqatlar ham esga olinib, osonlik yaqinligi haqida bashorat beriladi. Nihoyat payg'ambar alayhissalomga Allohning diniga da'vat qilishdan foriq bo'lgan vaqtlarda ibodatga qattiq berilish haqida tavsiya qilinadi. Sharh surasi Zuha surasidan so'ng nozil bo'lgan va xuddi uning uzviy davomiga o'xshaydi. Bu sura ham avvalgisiga o'xshab, Muhammad alayhissalomning o'zlariga xos bo'lib, o'zotga Allohning inoyatidan riayasidan xabar beradi. Tezda yengildik, xursandchilik bo'lishining bashoratini beradi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. Senin köksünü keng kılıp koymadık mı? Yani Allah özünün inayeti bilen Muhammad alayhissalomning ko'ksilarini keng qildiki, o'zot ko'ksilariga payg'ambarlik, hidoyat, iymon, hikmatlar mas'uliyatini sig'dira oldilar. Wa wada'na 'anka wizrak allazi anqada dhahrak. Va sening yukingni yengillatmadikmi? Yelkangni bosib turgan yukni. Bu yuk islom da'vati yuki edi. Alloh taolo kishilar qalbini Muhammad alayhissalomga moyil qilib, u zotni esa odamlarni hidoyatga boshlashga muvaffaq qilib, yukni yengillashtirdi. Wa rafa'na laka zikrak. Va sening zikringni yuqori ko'tarmadikmi? Payg'ambar alayhissalomning zikrini Alloh yuqori ko'tarishi u zotni elchi qilib ixtiyor qilishda, shahodat, azon, takbir, tashahhudda va Qur'oni Karimni bir qator oyatlarida o'zining nomiga qo'shib, Muhammad alayhissalomning nomlarini ham zikrini joriy qilishda va boshqa ko'plab ishlarda namoyon bo'ladi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bas, albatta bir qiyinchilik bilan osonchilik bordir. Albatta bir qiyinchilik bilan osonchilik bordir. Arab tili qoidasiga binoan bir alif lomi bor so'z al-usru 2 marta takrorlansa bir narsani ifoda etar ekan. Ammo alif lomi yo'q so'z 2 marta takror bo'lsa, bu yerda yusron alohida 2 narsani ifoda etar ekan. Shu qoidadan kelib chiqib,
Yukarıdaki iki ayetin umumi manası, bir kıyınçilikten son iki asançilik bar degeni buladı. Bu manada köp güne hadisi şerifler hem bar. Bularının hemmesi mumin kişinin sabırlı, kanaatli buluşka çakırdı. Kıyınçilik peytide uzunu yokatıp koymaslik, belki sabr bilen hareket kılışka ve Allah'dan yengillik kütüşke undeydi. Allah Ta'ala yukarıdaki ayetleri de öz peygamberine bergen nimetlerini esnetip bulup, endi şükür etişke, ibadet için hareket kılışke ve fakat Allah'ın özüge rağbet kılışke undeydi. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَارِغْ بُلْسَنْ اِبَادَتْكَ اُرِنْگُنْ Yani halkını dinge davet kılıçtan boş vaktinde ibadetke kattık hareket kılgın. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ Ve fakat Rabbinge rağbet kılgın. Rabbinden başka bir rağbet kılıçta hiç kandayı yakşılık yoktur. Fakat Rabbinge rağbet kılış ile muradge yetilir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nesrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ